Usta oyuncu Nilgün Belgün'ün 5 saatlik yemek keyfi, Erdil Yaşaroğlu'nu utandıran sevgi gösterisi ve Survivor'ın en çok konuşulan yarışmacılarından Semih Öztürk'ün çok özel açıklamalarıyla Magazin 8 Haber Turu başlıyor. Nilgün Belgün yemek masasına gündüz oturdu, gece kalktı. Ünlü oyuncunun 5 saatlik Nişantaşı keyfi. Gündüzden geldim buraya. Nişantaşı sokaklarında Erdil Yaşaroğlu'nu görenler neden alkışlamaya başladı? Erdil Bey yanmış biraz. Survivor'ın en sivri isimlerinden Semih Öztürk'ten Magazin 8'e özel açıklamalar. Boş vaktimiz olsa belki yaparız. Magazin turunda ilk durağımız Bebek. Buyur bir de buradan bakın takım koçlarından ünlü oyuncu İlker Aksum tek başına yemek yemeye çıkmış. Ama biraz kararsız sanki. Menüyü uzun uzun inceliyor, sonra bir sağa bir sola bakıp kopya çekiyor, tekrar menüye dönüyor ve sonunda karnını doyuracak bir şey seçiyor. İşte benim stilimin en sivri dilli Survivor'ın en naif yarışmacısı Nihal Can'dan iş kadını oldu. Ya benim zaten her zaman kafamda vardı. Bu kuaför salonlarına çok fazla vakit harcayan bir kızım. Yani saç, makyaj, ipek kirpik, protez tırnak. Hani bunu tadında seviyorum. Hani böyle doğallıktan çok uzaklaşmadan bunların olması gerektiği kanısındayım. Yani en büyük hobisini işe dönüştürmüş Nihal Can'dan. İşte benim stilimde yıldızı bir türlü barışmadığı, sürekli tartıştığı Çiğdem Çelik de Nihal'i bu mutlu gününde yalnız bırakmamıştı. Canım arkadaşım, yarışmadan beridir hep yanımda. Ya çok çektim Nihal'den. İyi insanlar çıkmayacak. Sen her kötü birini gördüğünde böyle saldırgan olamazsın. Sana göre kötü. Survivor'a giderken tembihledi. Beni destekleyeceksin dedi. Şarkı o bir sağlam bir kapı bıraktım. Kardeşini destekledik, kendisini destekledik. Buraya geldi, bunu açtı burasını ve durmadan mesaj, tanıtım yap, geleceksin, şöyle yapacaksın, tırnaklara geleceksin. Göster tırnaklarını, kötü mü oldu? Hazır askeriyim Nihal'in, bekliyorum. Hatırlarsanız Nihal Survivor'ın en çok ağlayan yarışmacılarından biriydi. Açlığa, vahşi yaşam koşullarına alışmakta çok zorlanmıştı. Çünkü ben pişinden sıkıldığım için değil, yani gerçekten aç olduğum için istiyorum. Nihal Survivor'dan döner dönmez aç kaldığı günlerin acısını çıkarmış. Çiğdem'se hala aynı. Hatta daha da kilo vermiş. Instagram'da binlerce takipçisi var Çiğdem'in. Orada en çok güzellik sırları soruluyormuş. Bakalım neymiş bu güzelliğin sırrı? Güzelliğim adına öncelikle her istediğimi yiyorum. Yemediğim hiçbir şey yok ama zamanı çok önemli yediklerinizin. Yoksa her şeyden mahrum olarak yaşadığınızda aklınız doymuyor bir kere. Dolayısıyla önce beynin doyması gerekiyor diye düşünüyorum, eğer kilo açısından bir problem varsa. Ciltle ilgili de yıllardır en doğal nemlendiricileri kullanırım. Hiç markalara girmem ve yüzümü yıkayarak. Beyaz şeritli lacivert fötr şapkası, boyundan bağlı lacivert elbisesi ve üstüne giydiği aynı tonlardaki mini hırkasıyla sade ama şık bir görünüm yakalayan ünlü oyuncu Nilgün Belgün, Nişantaşı'nda takıldı magazin kameralarına. Nilgün Belgün'ün arkadaşıyla yediği keyifli yemek neredeyse 5 saat sürdü. Masaya gündüz oturup gece kalktılar. Anlaşılan Nilgün Hanım tatil modundan çıkamamış. Gündüzden geldim buraya, şapkamla kaldım. Nilgün Belgün'ün sıkı bir Tarkan hayranı olduğunu bilmeyen yoktur. Hatta geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Tarkan'ın yeni şarkısını kutlamak için Instagram'da bir fotoğraf paylaşmıştı. Fena değil, güzel. Güzel. Ben Tarkan ne yapsa seviyorum ya. Hani bazı insanların öyle bir şeysi, kredisi vardır ya. Tarkan'ın bende çok kredisi var. Nişantaşı'nı tercih eden bir diğer ünlü isim de Begüm Kütük'tü. Ünlü oyuncu sıcak havadan kaçmış, klimalı bir butikte alışveriş yapıyor. Sağ ol. Beyaz mini şortu, kollarını kıvırdığı kot gömleği ve iyice sararttığı saçlarıyla yeni filmi için yeni bir imaja bürünen Begüm Kütük, alışverişini tamamlar tamamlamaz yolun karşı tarafındaki kafede kendisini bekleyen eşi Erdil Yaşaroğlu'nun yanına koşuyor.
Eli kolu poşet dolu olan Begüm Kütük, eşi Erdil Yaşaroğlu'nu da alıp mekandan ayrılıyor. Bu arada yol boyunca ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu hayranları sevgilerini göstermeyi de ihmal etmiyor. Setten böyle bir gün kaçamak böyle fırsatım vardı. Repo günümdü. Kaçtım böyle küçük bir alışveriş yaptım. Eve dönüyorum. Başta da dediğimiz gibi Begüm Kütük yeni filmi El Değmemiş Aşklar için imaj yeniledi. Bakalım neymiş bu saçları sarartan filmin konusu? Set harika gidiyor. Yani süper set arkadaşlarım var. İşte siz de bilmiyorum takip ediyorsanız Emre Karayel, Ceren Moray, ondan sonra Cem Kılıç, Ümit Erdim ve büyüklerimiz ondan sonra sette. Çok eğlenceli, çok keyifli. BKM ile çalışıyoruz. Çok tatlı böyle bir harika bir romantik komedi filmi geliyor. Çalışmaktan tatil yapmaya fırsat bulamamış Begüm Kütük. Tabii aynı şeyi Erdil Yaşaroğlu için söylemek pek mümkün değil. Bazen Erdil Bey yapıyor, kendi gidiyor böyle ondan sonra. O çalışırken kaçtım aradı. Ben çalışıyorum, o tatil yapıyor ama o da çok çalışıyor. Şimdi de bu seneki Survivor'ın en dikkat çeken, en sivri isimlerinden Semih Öztürk ve Ütopya yarışmasında tanışıp birlikte olmaya başladığı sevgilisi Kürre Tülay'la birlikteyiz. Semih Bey merhaba. Efendim, merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Nişantaşı gezmeleri mi? Evet, evet. Nişantaşı gezmeleri. Biraz asi, biraz nüktedan ama şüphesiz Survivor'da adından en çok söz edilen isimlerden biriydi Semih. İşine bak, hadi. Tatile git sen. Hadi koçum, hadi yayla. Yürü. Yayla. İkinizi kafa kafaya vur. Yayla, gel buraya. Hadi dur, vur. Abi, hadi hareket etmeyin birbirine. Ağzını toplayacaksın. Hadi vur. Ağzını toplayacaksın. Bu ne lan? Vursana. Tamam mı? Ağzını toplayacaksın. Ağzını toplayacaksın. Issız adanın zor koşullarından çıkan tüm yarışmacılar, hatırlarsanız Türkiye'ye döner dönmez soluğu tatilde almıştı. Süper gidiyor abi. Sörfteydik bugün. Öyle bir waffle yemeye geldik. Özlemiştik waffle yemeği. Şimdi eve dönüyoruz. Bu yorucu temponun ardından böyle birkaç gün tatil yaptık ama şimdi daha zor bir hayat başlıyor. Normalde 2 ya da 3 haftaydı ama uzatmayı düşünüyoruz büyük ihtimalle. Yani iş oldukça gidip geleceğiz, yani öyle karar verdik. Ama Semih Öztürk Türkiye'de daha ayağını suya bile sokamamış. Tatil yapamadım çünkü parmağımda bir iki de operasyon geçirmiştim biliyorsunuz. O yüzden tatil yapamadım. Yani zaten ben çalışmayı çok seven bir adam olduğum için yani tatil falan bir boş vaktimiz olsa belki yaparız. Yani ağrımaya başladı. Ağrısın, ağır önemli değil senin. Bu da kırık da var. Kırığın kralı var abi. Kırık da var. Tamam. Çok önemli değil. O talihsiz kazanın üstünden haftalar geçti ama Semih'in parmağı hala sargıda. Fizik tedavilere başladım. Birkaç seans oldu. İyi gidiyor. Doktorum, fizyoterapistim de iyi olduğunu söyledi. Yani zaman her şey. Zamanla daha iyi gidecek diye düşünüyorum. Bu arada farkındaysanız Semih Öztürk hala Survivor havasından çıkamamış. Sakallar hala kesilmemiş. Hatırlarsanız Semih Survivor'a Gönüllüler takımında başlamış, yaşanan bazı tartışmaların ardından Ünlüler takımına geçmişti. Yarışmadan sonra da sadece Ünlüler takımıyla görüşmeye devam ediyormuş. Fırsat buldukça da arkadaşlarımla görüşüyorum.